Hadi bana müsaade. Hayırdır? Okula. Aa, müdür affettin mi? Bu kadar ceza yeter Nanacığım. Aklı başına gelmiştir. Zaten adamcağızın bir suçu yoktu ki. Şoker'in verdiği iksir yüzünden adam o hale gelmişti. Olsun. Yine de burnunu sürtmesi iyi oldu. Erkek milletine çok yüz vermeyeceksin. Tövbe yarabbim. Bak, yolladığı mektubun çiçeğin haddi hesabı yok. Her kadın gibi şımartılmak benim de hakkım canım. Hadi bay bay. Hakan bana hiç çiçek yollamadı. Hadi hadi, bırak çiçeği miçeği. Doğru mutfağa, hadi. Hadi, kalk bakayım, hadi. Yürü. Biliyor musunuz? Bugün benim yeniden doğduğum gün. Beni affetmenize nasıl sevindiğimi bilemezsiniz. Hani kanatlarım olsa havalanıp uçacağım. Ay, o kadar da abartmayın efendim. Aa, annenizin fotoğrafına ne oldu? Ah efendim. Yokluğunuzda bir an olsun avunabilmek için annemin fotoğrafının yanına sizin fotoğrafınızı asmıştım. Ama annemin fotoğrafı ikide bir düşünce ben de anneciğim zarar görmesin diye çekmeceye sakladım. Öğretmenim, koridorda kavga çıktı. Ah bu çocuklar, ah bu çocuklar. Hemen geliyorum çocuğum. İzninizle koordinatım. Ne demek, lütfen. Çocuklar her şeyden önemli. Buyurun. Ah, sizin bu duyarlılığınıza bayılıyorum. Hemen geliyorum. Mustafa Kamil! Oğlum! Ay, çıkar beni buradan. Ay, fenalık geldi üstüme Mustafa Kamil! Aa! Ne bakıyorsun öyle münasebetsiz? Senin yüzünden evladım beni kör kuyulara attı. Aman efendim, benimle ne ilgisi var ki? Sus! Karşılık verme hanım. Üstüme yedik sağlık. Dilinde pabuç gibi maşallah. Utanmadan benim yanıma senin fotoğrafını astı. Ne yaptıysam, ne ettiysem seni duvardan düşüremedim. Her seferinde ben düştüm. Bu da senin o garip oyunlardan biri olsa gerek. Hanım, hanım bana bak. Bırak artık oğlumun yakasını. Ay, ne çok konuşuyorsunuz. En iyisi sizi yine çekmeceye kapatmak. Sağolun efendim. Ay, tamam, bak beni buraya. Ay, Allah'ım, ne çene ne çene. Allah müdürcüğüme yardım etsin. Çocuklar işte hanımefendiciğim. Nerede kalmıştık sultanım? Bilmem.